Hanımlar beyler, günün son yarışmacısıyla artık yarışmaya hazırız. Yani Ayşe Hanım, neler oldu ya? Neler oldu? İnanılır gibi neler değil. Olmadı. Ya da neler olmadı? Ne hissettirdi size olan biten? Ya heyecanlandırdı beni biraz. Aslında heyecanlı değildim ama yani... Yani ne kadar bu, ne, hemen her şeyin değişebileceği evet. bir haldeyiz şu an ya. Riskli. Gerçekten sevgili izleyenler, hop oturup hop kalkıyoruz. Olacak iş değil. Burcu Hanım'ın 7300 puanı var biliyorsunuz. Onu geçerseniz gün birincisi evet. siz oluyorsunuz. Sizce geçebilir misiniz? Ya her şey yolunda giderse... Olabilir, ihtimal dahilinde ama arkadaşlarımın yaşadığı talihsizlikler evet. başıma gelebilir. Evet. Belki Yiğit Bey'e yaptığı gibi size de bir kara büyü gibi bir şey yapabilir. Olabilir, bilmiyorum. Öyle de birine benzemiyordu ama. Ya işte zaten ya içindedir o. İşte anlamaz. Dışarıdan anlamaz, olmaz. Tabii, öyle olsa şey yaparsın. Siz efendim her gördüğünüz oyunu oynamayı seviyor musunuz? Ben çok severim. Yani oyun oynamaktan çok keyif alıyorum ama sadece böyle hani şey değil yani. Ne bileyim kutu oyunu, bilgisayar oyunu, ne bileyim langırt falan öyle oyunlarda. Peki şu an var mı bir puan kafanızda yoksa sadece Burcu Hanım'ı geçeyim yeter mi? Yani tabii ki şu an dördüncü olmanın avantajı o. Hani Burcu Hanım'ı geçeyim yeter ama normalde böyle 8500'lerin üstü beni sevindiriyor. Çok güzel. Gidiyor. Bakalım bugün sevinecek misiniz? Bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Genellikle kasketli ve bıyıklı şahısları göz önüne getiren, yöresel dilde amca yerine kullanılan sözcük. Emmi. Emmi doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemizin sorusu geliyor. Gelsin bakalım. Özellikle taşınırken büyük rahatlık sağlayan battaniye, yorgan gibi eşyaların konulduğu özel kumaş çanta. Hurç. Hurç doğru cevap. Beş harflilere geçtik. Buyursunlar gelsin bakalım nasıl bir soru sormuşuz. Var olan ancak bilinmeyen bir şeyi bulan, ortaya çıkaran kimse. Mucit. Değil. Var olan. Mucit olmayanı. Kaşif. Kaşif doğru cevap. Efendim beş harflilerden devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük ama kökenini boş verin. Bizdendir bu bence artık. Gelsin bakalım sorusu. Hareketli olan, taşınabilir olan, devingen anlamlarında bir sıfat. Mobil. Mobil doğru cevap. Altı harflilere geçtik. Bayağı da kolayca bir sorusu var. Yapıştıralım efendim sorusunu. Araçların yol üzerinde gidişini sağlayan temel parça. Yani lastik gibi bir şey. Gibi değil efendim. Ta kendisi. Lastik doğru cevap. Bir sanatçı ünvanı soruyoruz. Yine altı harfli. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Yapıların duvar ve tavanlarına bir takım resim veya şekillerle süslemeler yapan usta. Yapılara yapınca ressam olmuyor mu? Başka bir şey mi oluyor? Harf alalım bir tane. Alalım efendim. Bir tane harf alalım. Ne? Nakkaş. Efendim? Nakkaş. Nakkaş doğru cevap. Her şeyi fısıldayarak bilemezsiniz yalnız Ayşe Hanım. Belki de bilirim. Yedi harflilere geçtik. Yine atıştırmalık bir lezzet sormaya karar vermiş editörümüz. Allah sizi ne yapsın sevgili editör. Gelsin efendim sorusu. Çifte fırınlanmış tereyağlı dikdörtgen biçiminde kenarları tırtıklı bir bisküvi türü. Tatlısı yapılan mı bu? Aha. Petibör. Petibör doğru cevap. Şey olur mu hiç Ayşe Hanım onu çaya... Hiç sevmem. İçine sevmez düşer misiniz? Ya. Ha. Bulanık olur böyle bebek evet. maması gibi. Ben de hani ben sevmem diyemem ama çok şey yapıyorum. Bulanık baştığı oluyor. İçin evet. hiç hoşuma gitmiyor. Şey yapın bütün bisküvileri tıkın öyle bir şey oluyorsa. Yemeyelim bisküvi ha. yemesek de olur. Olmaz. Bunun tatlısını sever misiniz petibörün? Mozaik pasta severim. İçine onu da kırılıyor ya. Aha. Öyle severim ama pudingli sevmem. Söylene söylene bu elimdeki kart sizin yarışmanın diğer yarısına geçtiğinizi söylüyor. 3600 puanınız var. 2 dakika 55 saniyede süreniz var. Tamam. Bana pek ihtiyacınız yok gibi. Buyurun siz kart daha okuyun halledin kendini. yani hiç fena gitmiyoruz. Umarım böyle devam eder. Yani Burcu Hanım'ın sanırım gücü yetmiyor. Yaklaşacağım ona galiba.
Yani ona yaklaşacaksınız da o böyle bir diye arkadan şey yapıyor. Efendim 7 harfli ikinci kelimeniz bir birleşik kelime. Tamam. Ama yani memleketinde birleşip gelmiş. Yani burada birleşmemiş. Buyursunlar, gelsin bakalım sorusu. Yaprakları kolayca çıkartılabilecek bir biçimde yapılmış ve aşağıdan yukarıya çevrilen küçük defter. Bloknot. Bloknot, doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz. Mastarla biten bir kelime soracağız. Gelsin efendim. Hayvanlar için besili, yağlı bir duruma gelmek, şişmanlamak. Semirmek. Semirmek, doğru cevap. İki kelimeden oluşan yine 8 harfli bir başka kelime soracağız. Soralım. Nehirlerin, kanalların, denizlerin iki yakasını su altından bağlayarak ulaşımı sağlayan yol. Nehirlerin, kanalların, denizlerin iki yakasını su altından bağlayarak ulaşımı sağlayan yol. Su altından nasıl bağlanabilir? Marmara. Mesela? Marmara. Ha. Tünel, su tüneli. Bir harf alalım. Harf alalım efendim. Bir harf daha alalım. Bir harf daha alalım. Öf, alt geçit. Değil. Ne? Alt geçit sadece karayolunda oluyor. Bu suyun da altından. Ne geçitsin? Ne geçit olabilir? Mesela o eskiden hatırlar mısınız doğru sevgili izleyenler? Böyle bir üst geçitleri böyle yaparlardı. Ya. Halen üst geçitler içinde denenleri var. Böyle laboratuvarda ne kullanıyoruz efendim? Tüp geçit. Tüp geçit, doğru cevap. Bir daha bildim, bir daha bildim. Doyamadınız Marmaray. Bu tonu tokatlamaya. Marmaray demeniz. Genel olarak bütün dünyada Marmaray diyoruz. Şimdi harf konusunda çok rahatsınız. Tamam. Yani artık rahat davranabilirsiniz. Şey gibi bir hedefiniz yoksa yani işte 9500 puan alabiliriz şu an. Harf almadan devam edersek. Yani ben işte 9000'in üstünde kalayım falan gibi bir derdiniz yoksa eğer şu an 22 harf alma şansınız var. Tamam ya, alayım. Doğru. Alın yani. 2 dakika 7 saniyede süreniz var. Efendim 9 harflilere geçtik. Yapım eki almış bir cevabımız var. Parlayarak geliyor. Gelsin sorusu. Tek sıra elmastan yapılanı akarsu adıyla anılan takı. Ha, boyuna takılan. Evet. Gerdanlık. Gerdanlık, doğru cevap. En çok anladığım işlerdir. Aynen benim de. Efendim 9 harflilere geçtik. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Yine ama oldukça bildiğiniz bir kelime olacak. Soruyu. Evet. Kuram ortaya koyan kimse, kuramcı. Harf alalım. Harf alalım. T. Bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım. Y. Kuram ortaya koyan kimse. Bir tane kuramcı daha alalım. Alalım. Kuram ortaya koyan kimse. Kuram nedir? Yani bilimsel bir şeylerden. Evet. Harf alın. Harf alalım. Siz... Ben bunu da... Bu harf almanın rahatlığını bir yaşayalım ya. Alın bir tane daha. Bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım ya, dükkan bizim. Evet. Hı? Ay. Ay. Teorisyen. Teorisyen, doğru cevap. Ay, iyi. Hakikaten iyi ki harfiniz varmış. Çünkü bir ölüm sessizliği yaşanırdı, evet, burada gibi görünüyor. Evet, böyle bir nabzım duyuldu. Evet. Efendim geldik 10 harflilere. İki kelimeden oluşan kolayca da bir sorusu olan kelime arayacağız. Gelsin efendim. Bronz sakkaroz. Sakkaroz nedir şeker, efendim? Esmer şeker. Esmer şeker. Editörümüz de bazen ne yapacağını şaşırıyor. Bronz sakkaroz. Efendim 10 harfli son arayacağımız cevap mastarla bitiyor. Son.
10 harf alabilirsiniz şu an. 1 dakika 9 saniyede süreniz var. Hepsini alıyormuşum, çok ayıp. Yani almasanız ne güzel olur ama yani bu arada hani 9'unu alınca bir taneyi bulursunuz diye tahmin ediyorum. Gelsin bakalım sorumuz. Mecazen bir yerde birikmek, toplanmak, sinsice bir yere yerleşmek anlamına gelen söz. Harf alalım. Harf alalım. Ve. Bir yerde birikmek, toplanmak, sinsice bir yere yerleşmek anlamına bir harf daha alalım. Gelen söz. Alalım. Bir tane daha alalım. 3 etti. Alabilirsiniz. Bir tane daha alalım. Mastarla bitiyor kendisi. Yuvalanmak. Ne? Yuvalanmak. Yuvalanmak doğru cevap. Ayşen Hanım, gerçekten strateji işe yaradı. Yuvalanmak doğru cevabıyla 8600 puana geldiniz. Gerçekten sizden önceki 3 yarışmacıyı da paketleyiverdiniz. Gün birincisi oldunuz. Haftanın finalini hak ettiniz. Evet. Bunların hepsi oldu. Gerçekten ama başınıza gelebilecek aksilikleri çok güzel atlattınız. Daha önceki 3 yarışmacımızda ayağımız takıldı, evet, tökezledik hep. Şanssızlık oldu arkadaşlar. Ama sizde öyle gelişmedi olaylar. Sizin kısmetinizmiş. Yani. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ama harika yarıştı diğer yarışmacılarımızla. Evet. Onları da bir alkışlayalım lütfen.